Türkiye Tekvando Federasyonu için her doğan güneş, yeni bir madalya umudu. A lot of soul. Ben 2008'de biraz daha tecrübesizdim, gençtim. Orada bronz madalyaya ulaştım ve birinci olan rakibime, Koreli rakibime 1-0 yenildim. O da biraz haksızlık oldu. Normalde maç benimdi, verilmeyen puanlarım vardı. Bu sefer sistem elektronik olduğundan biraz daha iddialıyım. Şampiyon olacağıma inanıyorum ve onun için çalışıyorum. İnşallah olimpiyatlar zaten benim ilk olimpiyatım. Yaşım küçük olmasına rağmen bu tüm sporcuların istediği, elde etmek istediği son nokta. Olimpiyatlar yani bunun ötesi yok yani bu güzellik herkese nasip olmuyor bildiğiniz gibi. Biz bunu garantiledik. Çok çok güzel bir duygu. İnşallah Türkiye'me en güzel şekilde olimpiyatlarda altın madalya getirmek istiyoruz. Olimpiyatlarda sporcularımız başarıları, geçmiş başarıları çok güzel geldi. Yıllarca onlarla Avrupa'da dünya başarılarında çeşitli dereceler elde ettik. Ve şu anda da profesyonellerin en zirvesine geliyorlar. Fakat olimpiyatlar bir derbi karşılaşması. Başka ülkelerden de çok iyi hazırlanmış sporcular gelecekler. Ama biz bu işi en iyi yaptığımızı inşallah orada kanıtlayacağız ve altın madalya hedefliyoruz. Şu andaki gidecek ekibimdeki 3 sporcu da altın madalyayı hedefleyen ve ona layık sporcular. İnşallah ulaşacağız dedim. Her zaman kendime inanmışımdır. Yani hiçbir fark ne kadar yüksek olsa da olsun her zaman bir umut var yani içinde. Belki nakavt edersin, belki bir ters tekme gelir, maç biter, nefesi kesilir. Yani hiçbir zaman mücadeleyi bırakmıyorum son seneye kadar. İnanıyorum yani maçı çevirebileceğime. İnşallah iyi olan kazanır. Biz iyiyiz, çalışıyoruz, inşallah kazanırız. Ve bitti. Bitti. Ne kazanıyoruz? Ve bitti. Olimpiyat şampiyonu Servet Tazegül. Altın madalya geliyor sayın seyirciler. Servet Tazegül 1988 doğumlu olimpiyat şampiyonu. Servet Tazegül olimpiyat şampiyonu. Bu haykırış Türkiye'nin zafer çığlığı. Evet çok şükür. Zorlu 3 maç yaptım ve 3'ünü de aldım. Çok güzel geçti. Şimdi finaldeyim çok şükür. İnşallah bugün altın madalya ben de ulaşım. Yarın Bahri abimiz için dua edeceğiz. Tüm Türk milli takımı için. Türkiye'ye en iyi şekilde büyük madalyaları getirmek için. Herkese çok teşekkür ediyorum dualar için. Allah herkesten razı olsun. Buradan ailemi öpücüklüyorum. Tüylerimizi ürperten bu sözler halen tüm Türkiye'nin kulaklarında. Onları Türkiye yakından tanıyor. Olimpiyatlarda ilk altın madalya tekvando'da aldık. Bir de şeyde atletizmde. İlk altın madalya tekvando. Tekvando branşında aldık. Bu tekvando'daydı sanırım. Servet'ti adı. Servet Bey aldı. Tekvando'da aldık. Tekvando. Peki sporcumuzu hatırlıyor musun? Servet Tazegül. Tekvando. Artık tüm gözler tekvandonun üzerinde. Olimpiyatlardaki en başarılı federasyonumuz sizce hangisi oldu? Tekvando Federasyonu. Tekvando Federasyonu. Tabii ki o sporcuların oraya gitmesini sağlayan federasyonun büyük başarısı vardır öncelikle. Tekvando Federasyonu oldu. Tekvando'ydu tabii ki. Valla şeyde televizyonda izledim, aldı zaten altın madalyayı annesine ithafen. Aldı. Çok beğendim, çok duygulandım. Güzel bir şey yaptı. Bir anne olarak bizleri memnun etti. Kendimize hedef koyduk. 2012 olimpiyatlarında Allah'ın izniyle altına uzanacağız. Türkiye olur. Hep beraber, bunu hep beraber başaracağız. Hedefimiz burada sporcularımızın kalitesi belli.
Servet dünya şampiyonu. Bahri dünya şampiyonu. Kızımız Avrupa şampiyonu. Ve neticede bunların madalya şansı çok yüksek. Fakat kaygan zemindir olimpiyatlar. Çok zordur. Dünyanın düzenlemiş olduğu en büyük organizasyondur. Hiçbir şekilde garanti verilmez ama istatistikler şunu gösteriyor ki bizim sporcularımız tepeye oynama, yani tepeye, zirveye oynama şansları en yüksek derecede reyting olan sporcularımız. Onlardan umutluyuz. 1981 yılında kurulan Türkiye Tekvando Federasyonu 2004 yılına kadar her geçen yıl kendini bir adım daha geliştirmiş, 2004, 2008 ve 2012'de gelen olimpiyat başarılarıyla büyük bir sıçrama gerçekleştirmiştir. Uluslararası düzeyde elde edilen birçok başarıyla Tekvando Federasyonu Türkiye'nin gururu olurken tüm dünyaya da defalarca İstiklal Marşımızı dinleterek ezberletmiştir. Tatemi'de başladığını düşündüğümüz bu başarı aslında tatemi'de biten çok ciddi bir emeğin ürünüdür. Türk tekvandosunun başarılarının artması için önce Federasyon Başkanı Dr. Metin Şahin yönetimindeki federasyon yetkilileri en uygun çalışma zeminlerini hazırlıyor. Sayıları 2000'i aşkın tecrübeli antrenörler mevcut kayıtlardaki 250 bini aşkın lisanslı sporcuyu yetiştiriyor. 30'u uluslararası düzeyde olan 5000'e yakın hakem gözetiminde maçlar düzenleniyor. Ve Ali Şahin yönetimindeki milli takım teknik ekibi de yüzlerce sporcunun içerisinden en başarılılarını seçiyor, yetiştiriyor ve olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları olmaları için onları cesaretlendiriyor. Sonrasındaysa göz bebeğimiz olan milli sporcularımızın başarılarıyla Türkiye gururlanıyor, tüm dünyaya meydan okuyor. Mevcut başkan Metin Şahin'in göreve geldiği günden bugüne kadar katlanarak büyüyen bir emek dikkat çekiyor tekvandoda. Lisanslı sporcu sayısı 2004 102.378, 2008 173.534, 2010 213.591, 2012 253.284. Antrenör sayısı 2004 322, 2008 1731, 2010 1963, 2012 2196. Kulüp sayısı 2004 384, 2008 798, 2010 1022, 2012 1449. Hakem sayısı 2004 2015, 2008 3803, 2010 4268, 2012 4634. Ayrıca yapılan yeni çalışmalarla tekvando ailesinin büyümesi için uğraşlar veren Metin Şahin ve ekibi, Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Kore Büyükelçiliği ile Güneydoğu projesini başlatırken, ilkokul mezunlarına da antrenör olabilme hakkı tanıyarak kanayan bir yarayı durdurmuş ve halk eğitim merkezleri modül programına tekvandonun eklenmesini sağlayarak birçok antrenörümüze ekmek kapısı açılmıştır. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Akdeniz Oyunları'na tekvandonun branş olarak eklenmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Yıldızlar, Ümitler, Gençler, Bumse gelişim kampları geleneksel hale getirilip artırılarak devam ettirilmiş ve Paralimpik Tekvando takımı kurularak başarılı olması sağlanmıştır. Hep beraber el ele, daha iyiye, en ileriye felsefesiyle çalışan büyük ve başarılı camianın federasyon başkanlığını yapan yardımcı doçent doktor Metin Şahin, Dünya ve Avrupa Federasyonlarında yönetim kurulu üyesi olduğu gibi Balkan Tekvando Birliği Başkanı, Akdeniz Ülkeleri Tekvando Birliği As Başkanı ile Olimpiyat Komitesi üyesi görevlerini de sürdürmekte, Türk Tekvandosu'nun dünyadaki temsilcisi olmaya devam etmektedir. Metin Şahin, idari ve teknik ekibiyle 2003 yılından itibaren uyguladığı projelerle günümüzdeki başarı tablosunu ortaya çıkarmıştır.
10 dünya şampiyonluğu, 5 olimpiyat madalyası, tarihimizde ilk kez dünya takımlar şampiyonluğu, dünya kupası şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları, Avrupa takımlar şampiyonluğu ve Balkan şampiyonlukları unvanlarına sahip olan Türkiye'nin minikler, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler kategorilerinde ve Pumse branşında yurt içi müsabakaları her geçen gün artan sporcu sayılarıyla yapılmaktadır. Ayrıca Metin Şahin yönetiminde ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan ülkemiz 2003 yılında dünya 22.si iken bugün dünyada ilk 3 içerisine girmiştir. Gölgede yaşayarak güneşi göremeyeceğinin farkında olan Tekvando Federasyonu, kaplumbağalarla yürümeye mahkum edilen küheylanların prangalarını kırmıştır. Başarıya giden yolda Metin Şahin ve ekibinin felsefesi gözyaşı değil ter dökmek olmuştur. Çok değerli tekvando ailesi, Türkiye Tekvando Federasyonu'nu devraldığımız 2003 yılı Kasım ayından itibaren %100'e yakın hedeflerimizi gerçekleştirerek bugünlere geldik. Dünya 22.si olarak aldığımız takımımız bugün dünyanın ilk 5'i içindedir. Ve tarihimizde ilk defa dünya takımlar şampiyonu olduk. Azerbaycan'ın Bakü şehrinde yapılan dünya takımlar şampiyonasında bir ilki gerçekleştirdik. Kıtada devamlı Avrupa şampiyonu olduk. Bütün kategorilerde ülkemizi başarıyla temsil ettik. Olimpiyatlara baktığımızda 2004'te ilk gümüş madalya ülkemize kazandırırken 2008 Pekin Olimpiyatlarında bir gümüş, bir bronzla yolumuza devam ettik. Ve bütün bunlarla beraber Türkiye çapında yaptığımız çalışmalarla gençliğin tekvandoya katılımını yüksek oranda sağladık. 95 binlerde olan sporcu sayısını 250 binlere çıkardık. 322 ile devraldığımız antrenör sayımız 2000'leri geçmiş. Hakeza hakem sayımız 2000'lerdeyken bugün 4500'lere ulaşmıştır. Gelinen noktada 2011 yılında yapılan son dünya şampiyonasında 6 madalya alarak da bir ilki gerçekleştirdik. Tarihimizde ilk defa bu kadar fazla madalya aldık. O şampiyonada Servet Tarzıgül dünyanın en iyi sporcusu seçilerek Türkiye'nin ne kalitede sporcu yetiştirdiğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Gelinen noktada 2012 Londra Olimpiyatları'nda milletimizi sevince boğan bir altın bir gümüşle Türkiye Tekvando Federasyonu sadece Türkiye'de değil dünyadaki en başarılı federasyonların içine girmiştir. Ve bizler bütün bunları sizlerin bize verdiği güven ve destekle, devletimizin bize tanıdığı imkanlarla, Sayın Başbakanımızın, Spor Bakanımızın, Genel Müdürümüzün ve bize bütün Türkiye'de omuz veren, güç veren kulüplerimizin, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve en önemlisi Yüce Türk Milleti'nin dualarıyla bu başarıyı elde ettik. Bütün bu başarılarla tekrar geleceğe emin adımlarla sizlerle beraber yürümek istiyoruz. İnşallah bu moral ve motivasyonla, sizlerin bizlere olan inancı ve desteğiyle 2016 Rio Olimpiyatlarında bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı tüm dünyaya hep beraber ezberleteceğiz. Bütün bunların ışığında bu genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.